Selamlar sevgili geekler. Vizyondaki filmleri kaçırmamak için giriştiğimiz Sürüvene The Guilty filmiyle devam ediyoruz. Netflix'te yayınlandı film. Çok az bir zaman önce yayınlandı. 24 Eylül'de yayınlandı. Bayağı kaçırmışız yine yani. Bu kadar kaçıramadık falan. Bu kadar kaçıramamazlık edebiliyoruz. Herkesin önünde son teknoloji olduğu ama ben fakir olduğum için ben buradan bakarak söyleyeceğim. Teknoloji böyle çünkü. Spoiler vermeden kısaca özetlemek isteyen var mı Gülti'yi? Halit özetlesin. Bak bak nasıl daha önce de anlaşmamış gibi falan. Guilty filmi böyle bir sebepten ötürü masa başı işe sürülmüş bir polis memurunun, Amerikalı bir polis dedektifinin işte telefonlara 911'deki acil çağrılara yanıt vermesini anlatan ama bu çağrılar sırasında özel bir duruma denk gelmesini anlatan bir vakayı anlatan bir film. Çözüyor evet. Temelde. O zaman şöyle bir şeyle konuya yavaş yavaş gireyim diye düşünüyorum. Siz bu tür filmleri seviyor musunuz? Yani bu tür filmden kastım polisiyeden bahsetmiyorum tabii ki. Böyle tek mekanda geçen ve tek bir karaktere odaklanan filmleri seviyor musunuz? Genelde güzel oluyor. Ben seviyorum. Söyle bu. Böyle küçük bir hikayeyi anlatıyor. Performans filmi oluyor zaten bunlar genelde. Direkt başrol oyuncusuna odaklandığımız falan. Aslında bu sene içerisinde bizim üçümüzün birlikte izlediği ikinci böyle film. Oksijen'in O da öyleydi. Oksijen'i de ben çok beğenmiştim. Aynen. Yani daha önce de tabii ki böyle filmler yapılıyordu. Ama ben sanki böyle son zamanlarda çoğaldı gibi hissediyorum. Bunun pek çok sebebi olabilir. Evet. Mesela pandemi geldi. Çok fazla uğraşamıyoruz. Tek mekan olduk falan. Böyle sebepleri olabilir. Ama benim şeyden beri gördüğüm bir şey bu. The Assistant filmi vardı mesela. O tek oyuncu değildi. Evet. Daha farklı şeyleri de vardı ama böyle tek mekanda bir ofisin içerisinde geçmesi falan. Sanki oradan sonra böyle bir ivmeyi alıp böyle yılda 2-3 tane yüksek bütçeli yani böyle denemek gibi değil de ya da bir özel bir tarz olarak değil de daha çok tercih edilen bir format olduğunu düşünüyorum. Sen seviyorsun İlay böyle filmleri. Evet. Bu türün içerisinde bu filmi nasıl buldun? Bence bayağı başarılıydı ya. Yani vermek istediği hisleri ya da işte mesajları güzel veriyordu bence. Ve hani oyuncusu da başarılı bir şekilde aktarabildiği için hoşuma gitti. Konu olarak da güzel bir konu seçmişler. Hani bu tarz filmler görüyoruz ama böyle polisi olarak görmüyoruz. Mesela bu da yeni bir deneme olmuş. Evet. Güzel olmuş. Daha yani böyle işte kaçış odası atmosferi oluyor genelde bu tarz filmlerde. İşte bir de çok sıkıntılı durumlarda artık ne bileyim sanat filmi tarzı böyle yüzüne odaklanalım bir duyguyu geçirsin falan. İzlemiş miydiniz? Lock, Tom Hardy'nin oynadığı. O da bir araba araba sürüyor tek başına. Tamamen onu izliyoruz ve tamamen işte onun ailevi bir meselesi var. Onu çözmek için sürekli telefonda konuşuyor. Tamamen onun telefonda konuşmaları üzerine. Bu mesela bu da telefon olmasa aslında telefon konuşması üzerine. Oradan bayağı benzettim. O da güzeldi. Onu da öneririm. Filmin konusu benim çok fazla ilgimi çekti. Arada sırada böyle şeyde Instagram'da falan dolaşırken böyle 911 konuşmalarına rast geliyorum böyle. Küçük bir kesit almışlar. Tabii onlar biraz daha komik içerik oluyor. Yani böyle sarsıcı ve trigger warning çıkartacak şeyler olmuyor. Böyle. İşte bir tane küçük çocuk aramış. Öbürü bir şey yapmış. Hep böyle oldum olasında merak ederim hani oradaki insan ne yapıyor diye. Beni zaten açar açmaz filmi oradan bir yakaladı. Sadece şeyi söyleyeceğim, o çaresizlik hissi size de geçti mi yani? Çünkü böyle bir şey değil ya, komik bir şey değil. Tamam aralarda biri arıyor, ya bisikletten düştüm diye. Biri arıyor, of çok sarhoşum diye. Bunlar belki öyle olabilir. Ama temelde orada yapılan iş orası bir acil servis numarası olduğu. Ve bizim karakterimiz de normalde öyle midir bilmiyorum bu arada. Fikriniz var mı onunla alakalı olarak? Sanki böyle polisi de çalıştırmıyorlar orada. Yani orada daha çok çağrıyı yanıtlayıp yönlendirecek herhangi senin bir insan çalışıyor. Burada bir de polis olup hani elinden çok fazla şey gelmesine rağmen hiçbirini yapamayacak konumda olan. O şey size geçti mi? Geçti, bayağı geçti. Kesinlikle geçti. Yani bence adamın ya bu çok kötü bir his. İşte
bir noktada gidip yardım etmek istiyorsun. Emine'yi bulmak istiyorsun. Arabasını bir noktada gerçekten karakterin böyle arabasını atlayıp gidip işte arabanın önünü kesmesini falan istiyorsun. Ama diğer tarafta da olay şeyi çok kötü. Yani bu telefonda birilerinin bakması gerekiyor. Hiçbir iş diğerinden daha önemsiz değil. İşte evet gidip işte hani masa başı görevi değil de gerçekten alanda çalışan polislerin her birinin işte yaptıkları etki ediyor. Ama masa başı işinde çalışan polislerin de bir olaya müdahale etmeleri işte çok önem arz ediyor. Bu yüzden hiçbirinin birinden daha öte şey yapmıyor. Önemsiz olmuyor. Ama yine de insan şey diyor yani o anda çözmek istiyorum ya sürekli birilerini arıyor. Arkadaşını arıyor. Git diyor işte ne bileyim bak kapıyı kır falan arkadaşı. O an mesela o olsa çoktan çözecekti. Kapıyı kıracaktı falan. Çok kısa vadede çözecekti. Ama çıkamıyor falan. Ve o sana hissediyorsun gerçekten o çaresizliği. Benim bir ufak itirazlarım var ama oraya biraz sonra geleyim diye düşündüm. Bununla alakalı olarak bir saniye çok özür dilerim. Kafam başka yere gidince böyle oldu. Tamam. Eğer şey yapsaydı dediğin gibi bir noktada sen öyle bekliyorsun ya bir noktada dayanamayacak çünkü bizim adam da belli ki belalı bir geçmişi varmış. Ertesi gün mahkemeye gitmesi gerekiyor bilmem ne. Herhalde de ben de öyle düşündüm yani çekecek kapıyı yeter ulan senin uğraşacağım deyip gidecek. Öyle olmadı ve bir noktaya kadar sevindim. Yani dedim ki eğer böyle olsaydı Hollywood filmi şeyin içine aslında hop badanak dalmış oluyorsun. Gerçi Netflix'te izliyoruz. Netflix yapımı yani. Hani çok ekstremli bir şey beklememek gerekiyor belki de. En azından böyle konu enteresan olunca böyle 911 çağrılarına cevap veren bir adam var falan. Zaten o biraz da işte ailesiyle olan ufak tefek bizim yakaladığımız konuşmalar belli ki karısıyla arası bu çocuğunu arıyor falan. Bunlar zaten çok klişe şeyler. Bir ikinci klişe o olmasın. Ya olmaması beni mutlu etmişti. Kesinlikle. Canımı sıkan kısmı şurasıydı. Aslında bunu da bir soru olarak hazırladım. Şöyle sorayım size. Başlığı içeriğine uygun muydu sizin için filmin? Yani uygun aslında. Ben şöyle söyleyeyim. Bana göre filmin az önce işte tek mekan filmleri ben çok severim. Özellikle bu tarz filmleri işte benim mesela muhtemelen o Oksijen filminde de söylemişimdir. 12 Angry Men işte benim en çok sevdiğim filmlerden bir tanesi. Quentin Tarantino'nun da mesela en iyi filmlerinden biri değildir ama neydi o film ismi? Hateful Eight filmini yine çok severim. Sırf tek mekan olmasından dolayı. Bunu da tek mekan olduğundan dolayı çok sevdim. Ama filmin o işte Emily kısmı, Emily ile telefonda konuşma kısımları ne kadar ilgi çekiciyse adamın o dava mevzusu o kadar bayıktı. Yani hiç ilgimi çekmedi, anlatamadılar. Sonda adam işte kendi gerçeğiyle yüzleşip sonunda işte ne bileyim davada gerçeği söyledi deyip hüküm giydi. O kadar havada kaldı ki yani hiçbir şey anlatamadılar o kısımda. Ben öyle düşünmüyorum ben ya. Ben pek düşünmedim. Yani şöyle zaten çok basit bir şey var. Bir suç işleyen bir polis var. Çok basit bir olay zaten. Onu hani yapmış mı yapmamış mı ne yapmış diye düşünüyorum. Sonra da evet birini öldüren bir cinayet işleyen bir polisi gördük. Ya. Yani. Havada kalan bir şey yoktu bence. Suçlu olan herkes suçlu gibi bir şeye bağladı gibi hissettim ben. O yüzden bende de çok havada kalmadı yani. Hani biz şeyi bekledik ya işte en başta bağlandığı yer, konunun bağlandığı geliş şekliyle birlikte. İşte kadını adam kaçırmış. Adam suçlu ve biz bu suçu çözeceğiz diye bekledik. Sonra meğersem adam suçlu değilmiş. Evet. Kadın mı suçlu olan? Ama onun da yanı sıra bizim adamımız suçluymuş. Yani eller günahkar, diller günahkar diye bir yere bağladık. Şeye katılıyorum bu arada. Bence de o şey kısımları, Emily ile konuştuğu kısımlar falan çok daha eğlenceliydi. Bir de bir de bana dediğim gibi biraz klişe geldiği için işte çok böyle tepesine tasa attı mıydı da atan ama Mert ama yürekli bir tane polis ama işte bir taraftan da başına kötü şeyler gelmiş karısıyla arası bozulmuş falan. Bu çok aşırı klişe bir hikaye olduğu için o da çok ilgimi çekmedi. Sadece gene de bir Hollywood klişesi yaşanan anlardan bahsetmek istiyorum. Siz bağlandığı yeri ve o şaşırtmacayı nasıl buldunuz? Emily'nin asıl suçlu ben onu en baştan anlamıştım. Evet. Değil mi? Yani, ay, anlıyoruz onu değil mi arkadaşlar? Yani, o çok basitti. O kadar şaşırtıcı değil. O çok basitti. Değildi. Ben mesela şu kısımlarda şok oldum. Tamam bu mesela bu arkadaşın da özellikle işte masa başı alınma işi ve daha sonra anlattığı ya
gençti, onu vurdum sanırım falan, evet, kötü bir şey yapıyordu falan kısımları yine dediğim gibi benim için çok kötüydü o kısımlar. O kısımlarda mesela şey o kısımlarda mesela işte nasıl diyeyim? Hani yine tamam anlıyorum, o adam bunu yapabilecek kadar böyle saçma sapan bir adam, öfkesine yenik düşen bir adam ama sanki böyle telefonda konuşurken seni asmalılardı falan tarzında, evet, yani sanki gerçekten hani en fucked up böyle bir işte polis bile bunun denilmeyeceğini bilir yani, yanındaki insanı tehlikeye atacağını bilir, ne bileyim seni asmalılardı diyeceğin bir adamın iyi o zaman ben de kadınla beraber uçurumda atayım kendimi diyebileceğini düşünür gibime geliyor. Yine birazcık böyle arka sokaklar değil de sanki birazcık değil mi bunu yapardı diye düşünüyorum. O kısımları birazcık. Edirmiş'in işte oralar, evet, mutlaşan, evet, yerleriydi. Evet. Yani hani birdenbire böyle çok ani ve yüksek tepkiler çok vermeye başlıyoruz. Ama hani orada senin yapman gereken bir iş var falan. Tamam şeyi anladım diyelim ki. Kalktın oradan daha odaklı çalışabilmek için kendi başına bir odaya gittin. Ve çok kararlısın ve çok azimlisin. Hatta böyle filmin bir kısmına kadar böyle yazdım. Ya dedim keşke gerçekten bu çağrı merkezlerinde çalışan insanların hepsi bu kadar kararlı olsa falan. Ama bir noktadan sonra o karar kesildi de yerine böyle asarım keserim diyen bir insan geldi. O şeyden geldi dolayı değil mi işte? Adam kendisi çok suçlu, kendini çok suçlu hissediyor ama kurtulmaya çalıştığı bir dava var ama biliyor aslında suçlu olduğunu, evet, ve yarın oraya çıkıp kurtulmak üzerine oraya çıkacağı için kendinden nefret ediyor. Aslında oradaki işte kaçırdığını zannettiği adama da onu yüklüyor aslında. Yani aslında o adama, evet, nefret kusarken kendisine nefret kusuyordu. Ama işte diğer seni asmalılar derken aslında ben asılmalıyım diye düşünüyordu yani. Diğer karakterlerle konuştuğu yerlerde vardı ya böyle birilerini arıyor, evet, böyle arkadaşlarını arıyor. Onlar da mesela işte protokole uygun davranmaları, genetiklerini falan söylüyorlar. Şimdi sinirlenebilirsin, anladım. Ama senin bu çağrı merkezinde yapan her şey kayıt altında falan. Evet, ve evet, birden yani çok yükseliyorsun. De sana da lanet olsun, seni de orana da lanet olsun falan diye lafa girmeye başlıyor. Guilty falan kısımları da mesela işte yani ertesi gün mahkemesinin olacağını biliyorsun, hani söylüyor bunu falan. Yani sanki diyorum yarın mahkemede bu dünkü konuşmaları dinlerler yani. Sanki bir adam hani yarın mahkemeye çıkacak, bir de işte o arkadaş, en iyi arkadaşıyla böyle bir ağız birliği yapmışlar kurtulmak için falan. Yani bunları düşünebilecek kadar iyi bir mahkemeye çıkıyor, işte arkadaşına kızıyor, gerçekten içtin mi falan diyor. Bir önceki gün aslalar kestiler falan yapıyor. Sanki birazcık daha dikkatli olur olan yarın yanmayın başım ya falan demek. Düşünen ne kadar işte takılmamış ya, evet, kadarıyla. Sana daha mantıklı geldi sanırım. Yani şey gibi mi oldu? İşte zaten başına böyle bir şey geleceği belli. Saldım çayıra, Mevlam kayıra falan mı? Ya biraz öyle. Ben bu adam artık yarınını düşünmüyordu zaten o andan itibaren. Ve bu dava geldiğinden beri ona odaklandı ve işte yarının hıncını ondan çıkarmaya başladı. Filmde zaten buydu biraz işte yani adamın. İşte kendi suçluluğuna götüren yolculuktu yani. O yüzden bu kadar takıldı bu davaya. Yoksa işini yapıp bırakırdı, devam etmezdi de aramaya. Ben mesela filmin aslında en eğlendiğim kısımları dedektiflik olduğu kısımlar çok hoşuma gitti. Yani adam oradan işte telefon numarasını buluyor. Hani çok küçük bir kısmında vardı ama en çok oradan zevk aldım. Birazcık daha o kısımlarını görseydik. Beni de mesela filmi ortalama bir filme çeken tarafı aslında dedektiflik kısımları çok basit olduğu için. Evet, basitti işte. Ya. Birazcık daha şey görmek istiyordum. Yani adamın kendisiyle bizzat konuşuyor ama adam susuyor. Hiçbir şey söylemiyor işte. Tamam karısını korumaya çalışıyor da karşındaki adam seni bir şeyle suçluyor bayağı. Sen asılmalısın falan diyor. Kısaca söyleyebilir yani. Evet evet. Ben şey kısımlarını diyorum ama yani işte telefon numarası buluyor, telefon numarasından adres madres kısımları, ya onu birazcık daha altını daha güzel doldurabilselerdi, işte ne bileyim tam olarak adresini verseydi falan kısımları birazcık daha iyi olabilirdi hani ama şaşırtmacayı hiçbirimiz yemedik sanırım. Evet aynen. Ben sadece şeyde biraz şaşırdım. Bebek ölü çıkınca biraz bir şey oldum yani. Wow bir saniye. Buraya da bu kadar gelmese miydik falan dedim. Kadından kaynak bir şey olduğu değil de beni bebeğin yani kardeşimle oturuyorum uyuyor falan. Evet. Yani uyuyordur yani. Bebektir uyuyordur. Bir taraftan da işte hep o çaresizliği zaten hisseder durumda olduğum için bence şeyleri iyi geçirmeyi başarmışlar yani. O anda gerçekten her zaman merak ettiğim şeylerden bir tanesi o. Çok kötü bir şey olacağını biliyorsun.
telefonda sana söyleniyor. Tek görevin onu yönlendirmek. Zaten gidip sen bilmem kaç kilometre ötedeki otobandaki arabayı bulacak halin yok. Nasıl hayatına devam edip bir sonraki çağrıyı alabiliyorsun? Bisikletten düşen adamın telefonunu nasıl açacaksın? Nasıl? Yürü git lan falan diyor ya. İşte o size çok haklı bir tepki haklı. Benim için. Bir bonus sorum var size. Hı-hı. Bunların yanında bir de alt mesajları falan vardı filmin. Bunların hani hoşunuza gitti mi ya da ne kadarını aldınız? Başarılı oldu mu? Kırık yani insanlar, mesela, broken people, kırık diye çeviriyorum ben. Evet. Oğlum, kırık insan değil mi? Kötü Netflix çevirileri. Broken people help broken people. İşte ya, çaresiz insanlara yardım eder. Yok ya. Ya hiç yokum ben oralarda gerçekten. Telefonunla oynama, video çekiyorum burada falan. Özür dilerim. Birazcık işine şey saygın gördüm, olsun. Türkcell'den mesaj gelmişti. Allah kahretsin seni. Ya ekrandan bir şey parladı yani. Belki önemli. Emily mesaj attı. Belki Emily mesaj buluyordu. Şey işte polis şiddeti. Evet. En çok maalesef vermeye çalıştığı şey oydu bana aslında. Bana da geçmedi bana ya. Geçti mi size mesela gerçekten? Sadece böyle şeyin sonunda, filmin sonunda işte polislerden sadece 4'ü hüküm giydi falan ve bitti film. Ama onu zaten çok ağır vermemesi gerekiyor. İşte. Bir de şey güzel yani film boyunca hani gerçekten bir şey için, bir suçluyu yakalamak için uğraşan, çabalayan, çok merhamet dolu olduğunu gördüğümüz bir adamı izliyoruz ya. Onun polis olarak bir cinayet işlemiş olması ve çok yersiz bir cinayet işlemiş olması bence iyiydi yani. Ben de o mesajı başarılı buldum. Şey değil, kırık insanlar, kırık insanlığı kurtarır değil ama onu ben de biraz iyi buldum yani. En azından şeyin belki önüne geçmek istediler. Çok mu böyle polisleri çok bir şey gösterdik. Herkes canlı başlı çalışıyor. Evet. Aynı benim işte izlerken dediğim gibi keşke herkes bu kadar kararlı yani olsa noktasında. Ama işte zaten filmin adı Guilty. Zaten o yüzden sordum hani vaat ettiğini verdi mi size başlıkla, içerik uyuyor mu diye. Bence o açıdan uyudu ve o mesajla bağlanmış oldu. Hani asıl suçlu burada çözülmeye çalışılan cinayet değil ki, zaten o kadına da, yani kadın akıl hastası olduğu için bir suçlu muamelesi yapılmayacak. Evet. Yani bebek öldürmüş, yılanlar var diye bağırsaklarını falan ortaya saldı ama ona bile o suçlu muamelesi yapılmayacakken asıl suçlu işte ve o sadece yıllar boyunca sadece 4 polis hüküm giymiş yani. Asıl suçlunun kim olduğu ile ilgili en azından öyle beni bir düşündürdü. Gelelim şeye. Yönetmen hayatta söyleyemeyeceğim. Gene söyleyemeyeceğim. Birini ne demiştik az önce? Foucault diye okuyorum. Tamam. Antoine Foucault. Aynen. Yönetmeni nasıl buldunuz? Görüntü ve sesle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben mesela yani Jack Gyllenhaal'ın işte şey kısımlarını falan beğendim. Özellikle ya film aslında bir duygusal gerilim, yani gerilim filmi türünde değil ama duygu olarak bir gerilim yaratıyor. Ve bu gerilimi işte sen sadece telefondan duyduklarınla yapıyorsun. Bir de işte Jack Gyllenhaal'ın yüzünde görüyorsun. Hem işte Jack Gyllenhaal gayet iyi oynamış, hem de ona sırf işte o tepkileri ölçmek için, mimikleri ölçmek için kameraların bulunduğu yerler falan gayet güzeldi. Ben o açıdan başarılı buldum. Yani o adamın telefon başında gerçekten acil bir telefon beklediğini ve hani o gerilimi yaşadığını ben anladım. Bu da benim için gayet iyiydi. Katılıyorum. Ben şeyleri sevdim işte. Bu arabaya gidiyor, yana kenara çekerken dinliyor ya. Orada mesela bir an şey zannettim. Olayın görüntüsü birden araya gidecek zannettim. Hiç yapmamışlar onu. Güzeldi. Ben bunu güzeldi. İyi bir tercih. Kesinlikle iyi bir tercih. O çaresizlik hissini artırıyor. Evet. Bir de ikinci olarak şeyi söylemek istiyorum. Bence kulaklıkla izlenmesi gereken bir film. Evet. Yani aşırı derecede. Çünkü o ses, arkadan gelen işte o çağrı merkezinin sesi ya da ne bileyim telefonla konuşurken otobandaki insanın arabaların geçmesi, küçük çocuğu aradığında onun evdeki o sessizlik anı falan. Aynen öyle. İşte bazen boğuk duyması bir şeyleri kendi konuşurken. O yüzden bence kulaklık takarak dinlemesi daha iyi. Filmde yani birkaç tane mesela işte şey sahnesi vardı. Ulan
ne oldu? Hani böyle şey değil, twist değil. O dediğimiz gibi işte kadının asıl katil çıkması twist'i değil. Ama işte birkaç tane böyle sessizlik anı ve o sessizlikten sonra etrafı dinleme anı. Hem işte ana karakter hem sen şey dinliyorsun. Mesela en sondaki işte kadın şey diyor, arabalar altından geçiyor, orada şey anlıyorsun. Kadın bir köprüde falan anlıyorsun. Atacak mı? Atmayacak mı? İşte ne bileyim, polisler bebeğin evine giriyor. Yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Evet, evet. Sürekli bunları dinliyorsun yani. Bir şey duymak için falan. Karakter sana söylemiyor çünkü. Evet. Sen dinliyorsun ve çok o kısımları geriliyor. Güzel oluyor yani. Benim oyuncuyla ilgili bir tane şeyim var. Tabii. Sanki böyle biraz büyük oyna demişler gibi hissediyorum. Bu Jake hep böyle ya. Bana şey hatırlattı. Bu adam hep böyle. Nightcrawler. Evet, Nightcrawler. Onu hatırlattı mı sana? Birazcık o kısmını hatırlattı gibi. Ya böyle. Oradaki rolü de çünkü böyle gergin, evet. Asabi bir hali vardı orada da. Burada da öyle. Bu rolleri yani böyle hani tamam, yükselmesi gereken yerlerde yükseliyor belli ki adamın ses tonu. Ama böyle hani bir yandan da şey diyorum, şu polis merkezindesin, anladın mı? Yani birdenbire tamam kalk da sinirlendin, nalet olsun sana falan dedin de masayı da devirmezsin yani. Hani bunlar biraz fazla şey kısımları da geldi bana. Çok gıcıktı. Yani karaktere, tek karaktere odaklandık ama polis merkezinde olduğu için diğer karakterler de var. Mesela o karakterler hiç yok aslında. Yani sadece karakter ve tip, tip bile değiller yani. İşte bir iki tanesine şey, ya özür dilerim az önce de sana şey yaptım, bu çıkışta bara gider mi falan. Yani hani diyalog bile değil, anladın mı? Belki onları böyle şey, doğaçlama bile konuşmuş olabilirler. O kadar içi hani boş sözler ama falan. Ama o zaten onları çok az, çok az. Özellikle tutmuşlar ki karakter film olsun diye. Biraz o kısımları var ama şey dedim yani nasıl diyeyim, o orada bulunma ihtimali, hani onları yine aşağıda tutup en azından onların da bir şeyi olabilirdi. Hani adam yanında bağırıyor falan. Yani evet. Masaları devirdi, bir şeyler yapıyor. Gerçeklik dışına bir şöyle sarsıp böyle kendine gel lan falan dersin. Ki zaten filmin başında mesela amiri uyarıyor. Telefonda kullanıyor falan diye. Ama bir süre sonra o da gitti ve sabah saatinde gidiyor. Yani zaten birkaç saatlik bir zamanı anlatıyor. Artık mesai başı yapılacak. Yani şeyi de bitmiş, sabahın gündüzcüler geliyor falan. Geliyor. Hani nasıl kimse fark etmiyor. Neyse. Geçiyorum. Bir daha izler miydiniz bu filmi? Aklınızda kalıcı bir film oldu mu sizin için? Ben izlemezdim. Yani filmi sevdiğim halde bir daha izlemem. Şey izleyeceğim ama bu bir uyarlama filmmiş ya. Danimarka yapımı orijinali. Onu bir izlerim. Bakalım bu nasılmış falan, farklılıkları neymiş falan. Okay, filmi kendisini ben daha izlemem büyük ihtimalle. Ben tavsiye ederim diye tahmin ediyorum bunun izlenmesini. Yani Ben de ederim. Ben de ederim. Kesinlikle. Ama yani oturup bir daha izlemem. Okey, aldım ve devam ama ediyorum. Ama ben çoğu filmi falan bir daha izlemiyorum. Yani bu arada bu kötü bir şey değil. Değil bu arada. Yani bir daha asla açmam falan filan değil. Yani. Güzel bir deneyimdi ama ben hoşlandım. Güzel bir deneyimdi. Evet. Son sorumu yolluyorum. Yolluyorum. 112'den 911'e kadar kaç verirsiniz filme? 615. 666. Wow. Hilal bir şeymiş. Birden boynuzuna çıkıyor. Ruhum yanıyor falan. Sizler filmi nasıl buldunuz? İzlediniz mi mesela? Öncelikle bunu sormam gerekiyor sanırım. İzlediyseniz filmi nasıl buldunuz? Bizim takıldığımız şeylere takıldınız mı? Bizim takılmamız gereken ama takılmadığımız şeyler var mı? Yorumlara yazarsanız görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sakin ol, sakin ol ya da. Aktaracağız falan.